Olmayınca tadı alamıyorsunuz tabii abi. Hoş geldiniz. Merhaba. Herkes bunlara baksın bak. İnsan geç kaldığı zaman koltuğuna ulaşmak için bazen birçok insana değmek zorunda kalır ya. Onun tadını çıkar. Bu güzel bir şeydi bak. Oy, oy, oy. Abi hoş geldiniz. Merhaba. Hiç pas vermiyorsun abi. Hiç böyle sallamayanlar vardır ya, bak ulan hoş geldin abi. Siktir. Ben sana gelmedim, salona bakıyorum diye. Merhaba. Aha işte bak. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyi. Bak bu da sosyal, konuşuyor. Merhaba, sen nasılsın? diye. Kız arkadaşıyla, sevgilisiyle böyle salona girenlerin böyle bir durumu vardır, tamam mı? Adam şimdi yanındaki hanıma laf atılmasın diye böyle giriyor. Ben gözlemledim onu, böyle giriyorlar bak. Hanım önde, böyle geçiyorlar bak. Sakın yapma. Sakın. Size niye laf atayım ki ben? Benim olayım farklı, hoş geldiniz. Acımayın, dizleri değdirin. Kime? Ona biri denmez, bir salak denir. Birisi çantasını unutmuş bu ayede. Kim unuttu? Hadi baba belirlensin, onunla biraz makara yapalım. Hanımefendi bakıyor, çantam bu mu diye. Çantanız efendim, o evet. Biri çantasını unutmuş bu ayede. Bir... Tamam, belirlendi mi? Kim unutmuş? Bir baksın efendim, bak arkadaşlar uyardı. Bir tane de böbrek mi var? Güzel, verin. Aha geldiler, merhaba. Konuşun, rahat olun ha, birbirinize takılın falan yani. Gerginlik yapmayın, zaten saat daha 5, daha vaktimiz var. Yeni uyandım ben, daha adapte olamadım güne. Çok güzel, hoş geldin. Biraz bacaklarını kapatır mısın? Böyle durulur mu sanatçıya karşı ya? Bak böyle oturuyor herif bak. Bu ne biliyor musun? Yani Cem Bey, siz yeteneklisiniz ama ben de iyiyimdir ha, gerçekten. Beni de hafife almayın ya diyor. İyi iyi, güzel adamlar var bugün. Uzun süredir sahnelerden uzağım ben. Birazcık sahne sempatimi kazanmam için biraz vakte ihtiyacım var. Hoş 23 senedir bekliyorum, bir gelişme olmadı ama. Bak yaşlı insanlar da var, hoş geldiniz. Yaşlı mısınız abi? Bunu cevaplandırmak çok zordur ya, baksana. Aramızda acınacak derecede yaşlı olan var mı? Bak. Bakın şimdi... Çok iddialı bir insan değilim. Çok genç bir kesim var tabii. Amcayı ayrı tutuyorum olaydan. Ama aramızda olması çok hoş bir şey. Çünkü gösterinin ilerleyen dakikalarında sıkıştığımız her şeyi ona sorabiliriz. Çünkü her şeyi icatından beri takip ediyor ya. Yemin ediyorum yani. Gerçi yapma. Ne yapıyorsun? Şimdi birazdan başlayacağız sevgili arkadaşlar. Hoş böyle hayatınız. Aha geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeş. Bak gördün mü el hareketini? Geç kalanların öyle bir numarası vardır bak. Adam sahneye çıkmıştır, onlar mahcup gelirler. Böyle bir istemsiz kol kalkışı diye bir hareket vardır. Kol böyle istemeden de olsa kalkar böyle bak. Hesapta bu kolla her şeyi kurtarıyor mu? Otur kardeşim. Yalnız mı geldin? Yalnız mısın? Sana demiyorum lan, ayak tüküyüm. O çocuğu sen mi seslendiriyorsun? Yalnız mı geldin kardeşim? Ha, iyi tamam. Siz yalnız mı geldiniz abi? Yani burada kaynaşırsınız inşallah. Çünkü bu tarz aktiviteler insanların kaynaşması için yapılıyor biliyorsun. Siz sevgilimizsiniz. Ha, iyi. Ne güzel. Bir keresine sordum böyle çift gelmişler. Sevgili misiniz siz dedim. Hayır, karı kocayız dedi adam. Böyle bir cevap var mı yani, birbirimizden tiksiniyoruz falan diye. Şimdi birazdan çok makara şeyler anlatacağım ama dediğim gibi çok da iddialı değilim. Öyle aman herkesin hayatını değiştireyim, enteresan mesajlar vereyim falan. Yok öyle bir durumumuz. Ama şöyle bir durum var burada yani. Siz orada oturuyorsunuz rahat. Ben buradayım, böyle salak bir durum var. Spotlar yanıyor üzerinde, yüksekteyim birazcık falan. Öyle salak bir durum var. Onun biraz zımparalanması için biraz vakit geçmesi gerekiyor. Çünkü yani özel bir durum var yani. Para verdik bizi güldürsün tribinden, hemen çıkmalısınız bence. O bir. İkincisi... çok da zor bir iş yani, hakikaten parası iyi olmasa yapılacak bir iş değil bu, çok boktan bir şey. Böyle çıkıp civide türlü türlü şeyler yapıyorsun, maymunluklar.
herkes sana gülüyor falan, çok yalnızsın. He yani neticede... Dur geldi bir dakika. Hoş geldin. Neredeydin ya? Sen yoksun diye... Trafik mi var? Trafik icat oldu mu? Trafik vardı dedi. Hala var mı peki? Bir dönem oldu, sonra yitirdik değil mi? Hoş geldin. Sen yoksun diye ben de amcayla uğraşıyordum. İyi oldu. Diyece, amca anlamasan bile gül, tamam mı? Tamam. Yapmayın. Şimdi bak, bu çok hoş bir şey, tamam mı? Ben uzun zamandır, kendim için uzun ya hakikaten, öyle 17 aydır falan. Aramızdaki tarla meselesi halloldu mu? 17 aydır bu işi yapıyorum. Daha önceden birkaç arkadaş biliyordur mutlaka, karikatür çiziyordum. Ben hikayesini daha sonra anlatırım bunların hepsini de. Şimdi hikayeleri ufak bir mekanda anlatıyordum ben. O mekanda izleyen arkadaşlar da var aramızda. Şimdi orası ufak bir yer. Tam böyle alan ölçü birimi vermek gerekirse şey kadar denir ya. Böyle hektar olarak bir hektarlık bir yer orası. Meseleyi böyle salon aktivitesine dönüştürdüğün zaman koltuklar alemi diye bir şeyle tanışıyorsun. Tam böyle bir şey var. Sonradan gözlemledim ki işte böyle bir yerleşme evresi falan var ya, gelip oturuyorlar işte ne bileyim bir beklenti var falan, sahneye adam girecek. Bunlarla ilgili böyle bir düşünmeye başladım. Komik çünkü, tamam mı? Yani buradaki aktiviteden çok daha eğlenceli. Çünkü neden? Daha gerçek, oradaki olan biten daha çok göze çarpıyor benim için. Daha önemli yani. Buradaki neticede bir tane adam var, burada kurgulanmış bir dünya var. Belki de komik olsun diye zorlayacağım falan bazı şeyler ama sizin durumunuz gerçek, tamam mı? Gelip oturursun. İşte böyle arkadaş grubuyla böyle bir aktiviteye katılmanın bazı durumları vardır ya. Beraber oturmuşsundur, dürtersin falan. Beraber gülme, beraber ağlama anları vardır ya böyle. O kadar eğleniyoruz ki, o kadar eğleniyoruz ki falan diyor. Ya da böyle yazık yaşlı teyzeleri getirirler, derler ki anne gel gebereceksin gülmekten, gel Allah aşkına. Ya ben kendim geberdim oradan biliyorum falan diye. Getirirler teyzeleri, onlar mesela programın ikinci bölüm başında hemen zaten aramızdan ayrılırlar. Türlü numaralar var değil mi? Mesela sevgili misiniz diye sordum ya size. Mesela sevgili olarak böyle daha önce sinemaya, tiyatroya giden var mı? Daha önce gittiniz mi abla? Gitmedim dedi. Ceza olarak amcanın yanında oturacaksın. Şimdi şöyle bir durum var. Sevgililer gelmişti, tamam mı? Bir Karadeniz turnesi yaptım ben, onu daha sonra tekrar anlatırım. İstanbul'da son turda geçen... İki ay evvel işte sevgililer gelmişler, bu ayar böyle oturuyorlar orada. Siz sevgili misiniz? Burada. Sevgilisiniz, güzel. Geldiler sevgililer, oyuna başladı. Ben anlatıyorum böyle. Bunlar böyle sarılarak başladılar, tamam mı? Böyle başladılar bak. Şimdi güldükçe daha sıkı sarılıyorlar, tamam mı? Baktım adam abartıyor, dedim ki ya dedim birader sen komik olmasını bekleme. Yani sen seviş biz yetişiriz sana sonra. Onun için burada da o ambiyanstan faydalanmak isteyen olursa yardımcı oluruz ya. Yani. İlhan Bey kapatalım ışıkları. Kırmızı verin yukarıdan. Sizden çok güzel skor bekliyorum ona göre. Şimdi efendim diyeceğim şudur. Hakikaten çok zor bir iş, enteresan böyle. Mesela gidiyorsun hiç tanımadığı insanlarla falan buluşuyorsun değişik şehirlerde. İlk defa mesela ben Karadeniz turnesi yaptım yakın zamanda. O kadar enteresan şeyler geldi ki başıma. Bunlar bilete dahil değil. Birazdan başlayacağım. Bunlar öyle yani çok heyecanlıyım gerçekten. Onun için birazcık vakit geçsin. Çok heyecanlıyım ama o kadar rahatım ki bu arada. Heyecanım geçsin diye bunları anlatacağım. Ya böyle bir iki tane hikaye var, onları anlatıyorum ben. Bir senedir böyle bir insan zaten bir tane hikayesi var, onu anlatır. Karadeniz turnesi yapma fikri oldu böyle. Dedik ya oraya da gidelim. Evet gidelim ama öncesinde uyardılar, tamam mı? Karadeniz turnesi sırasında başına enteresan şeyler gelebilir. Not mu alacaksın? Beni uyardılar. Uyarıldım ben de bayağı o dönemde, hatırlıyorum. Trabzon, Giresun, Ordu'ya gideceğim ben. Var mı o şehirlerden kimse tam bilmiyorum ama siz neredesiniz abi? Herkes birini seslendiriyor bugün. Dallas'ta Ceyar'ı seslendiren aramızda mı? Şimdi diyeceğim şu. Trabzon'a gittim ben mesela dedim ki amca yaşlısınız bilmem ne, Sümerlerden kalmasınız falan diye. Abi mesela sempatiyle yaklaştı, güzel eğlenceli bir şey bu. Ama bak Trabzon'a gittim, abla inanmazsın. Yani herkes inanır, sen inanmazsın diye söylüyorum.
Allah da seni inandırsın. Çünkü sen tek başına inanamazsın, belli yani o. Trabzon'a gittim, 5.30'da indim böyle havaalanında. İndim 5.30'da, 6'da sahneye çıkmam lazım. O kadar böyle apar topar gidiyoruz. Palas Pandras da diyebilirdim ama demedim, neden bilmiyorum. Çıktım böyle sahneye altına. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin salonunda oynayacağım. Üniversitenin salonu ama salonun girişinde, bu salonun girişine böyle kutu koymuşlar, tamam mı? Böyle birebir. Herkes böyle tabancasını bırakıyor, giriyor içeri. Öyle çok enteresan, böyle tepeleme tabanca var. Girdim böyle sahneye, çıktım. Bir tane teyze var, aynı bu teyzenin ayarında. 14. Zamanla değişiyor tabii bunlar. Görüyor mu? Çıktım böyle acı, teyze var böyle. Bariz teyze, tamam mı? Elinde belge diyor abla olduğuna dair. Çıktım ben, gördüm onu tabii. Hoş geldin teyze dedim. Teyze değilim, ablayım ben dedi kadın. Ya bismillah, ilk defa bir şehre gidiyorsun ya, zaten bir gerginlik var üzerinde. Böyle başladım. Ordu'da mesela, oradan derler ya mesela, hiç ya oralara hiç böyle aktivite gitmiyor falan. Halbuki yok böyle bir şey hakikaten. Mesela gidip bakıyorsun kulise, her gün bütün tiyatro böyle grupları gitmiş, böyle imzalar var falan filan. Abla bilir. Ordu sinemasında oynayacağız işte. Sinemayı böyle perdeyi kapatmışlar, orayı düzenlemişler tiyatro düzeni. Çıktım böyle anlatıyorum. Güzel de bir gösteri, bunun gibi değil. Bu teyze daha icat olmamış o zamanlar. Çıktım böyle anlatıyorum. Yerleşik düzene geçirmiş, herkes oturuyor ama salonda gezenler var, tamam mı? Ordu'da böyle geziyorlar bak. diye. Ulan dedim ya, niye geziyorsunuz siz, seferi misiniz dedim. Adam dedi ki salon benim eniştemin dedi. Ulan böyle bir mazeret var mı ya? Böyle geziyor adamlar. Ya o kadar acayip ki. Ya bunları anlatmadan edemeyeceğim. Çünkü yani bir tek orada yalnız, yan tek ben, üç kişi gidiyoruz biz böyle turnuvalara falan. Ben gidiyorum. Bir iki arkadaşım daha var. Gidiyorum ve anlatıyorum. Sonra kuliste böyle düşünüyoruz bunları, tamam mı? Enteresan hikayeler, anlatmam lazım. Ve Giresun'da, Giresun Belediye Başkanı gelmiş sağ olsun. Alaka göstermiş. Bir de adam çiçek göndermiş, tamam mı? Çelenk. 8 metre boyunda çelenk koymuşlar oraya. Kendisi en önünde oturuyor. Bana perdenin arkasından böyle gösterdiler. Dediler ki şu belediye başkanıdır. Çünkü ben uzaktan bakınca belediye başkanlarını ayırt edemiyorum. Öyle bir eksikliğim var benim. Mesela encümen azasını ayırt ederim bak. Marangozları 100 metreden anlıyorum ama belediye başkanını göstermek durumundalar. Gösterdiler, belediye başkanı şudur diye. Ben çıktım, selamladım. Dedim ki ah dedim efendim, ne kadar güzel ya, alaka göstermişsiniz, sağ olun belediye başkanımız, gelmişsiniz. Bir de çiçek göndermişsiniz ama ben bu çiçeğe layık bir insan değilim dedim. Adam şey dedi, biz zaten bunu sizin sanatçı kişiliğinize gönderiyoruz dedi. Yani baba durumu izah etti. Eğer o söylemeseydi ben o çiçeği görünce o gün evleniyorum zannedecektim ben. Ya öyle enteresan ki. Şimdi türlü hikayeler anlatacağım bu koltuklar aleminle ilgili de. Ordu'da gene bir hadise var. Önde oturmanın bazı sorumlulukları vardı. Birazdan gene bahsederim. Hepsini birazdan bahsedeceğim. Yani total olarak hepsinden bahsedeceğim bir yandan. Önde birisi oturuyordu mesela Ordu'da. Çıktım böyle anlatıyorum. En önde adam senin gibi oturuyor böyle. Her kurduğum cümlenin sonunda böyle bir adam var. Anlatırım ve hastik. Ama duymamak elde değil, tamam mı? En önde böyle hastik. Valla 1, 2, 3. Ya dedim ki, ya dedim senin olayın nedir? Sen nedir dedim olayın falan. Sen beni Ferhan Şensoy'a sor. Ben ona çok laf soktum burada dedi. Dedim ulan madalya verdiler mi bari sana? Hayır dedi. Dedim ben sana bir madalya vereceğim ama şu anda sabit veremiyorum, kusura bakma diye. Ya öyle acayip şeyler oluyor ki hayatta. Birazdan anlatacağım. Dediğin gibi ben bugün çok böyle iddialı çıkmadım sahneye. Aman bugün muhteşem şeyler anlatayım diye. Ama isterseniz hareketli başlayalım. Böyle maymun gibi de anlatacak değilim. Karizmatik bir çıkışım var. Onu yapacağım. Hazırsak başlayalım. Çocuk var mı aramızda? O kardeş çocuk mu? Kaç yaşındasın? 11. Hep böyle kalmak ister misin? Fırlatın çocuğu havada vuralım abla. Hareket gelsin. Velisi yanında mı? Velisi misiniz? Siz mi efendim? Ne güzel. Adı nedir kardeşimizin? Siz misin annesi? Hadi kardeşin efendim, kardeşin. Niye öndesiniz siz? Sizi ön plana şey yaptım. Sizin adınız ne? Yaş kaç? O zaman sizle konuşalım diye şey yapıyorum. Çocuk 11 mi yaşı? Tuna ismi. Güzel. Ne bekliyorsun gösteriden? Bakın çocuk kurudu. Yazık çocuğu, eğlensin diye getirmişler ya böyle, bak bak getir.
Çocuklara böyle getirirler tad alsın diye gözlerden. Ama hiç bilmezler ki bizim buradaki aktivitenin durumu nedir falan. Bir de şimdi çocuklara iyi davranırlar ya. Sahneden özellikle çocuk oyuncuysa falan sahneye davet ederler. Haydi küçük kardeş sen de bize katıl. Bak bulut kardeş, bak böcük kardeş falan gibi. Halbuki bizim aktivite de öyle değil ki. Biz çocuklara hayatın gerçeklerini hazırlamak zorundayız abla. Gerçekten. Tuna hepimiz öleceğiz. Bak amca ölmeye başladı bile. Toprak olacaksın Tuna. O çocuktan hayır beklemeyin evde ya valla. Tuna telli telli su içme yavrum. Anne hepimiz öleceğiz. Ay 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 ya. Çok acayip ya. İyi iyi. Aramızda çocuk olması da güzel bir şey ya. Çocuklar çünkü çiçektir biliyorsunuz değil mi? Ya, Tuna karanfildir mesela. Benim gözümde. Hazırsan başlayalım Tunacığım. Hazır mı? Action. Var mı hareket? Bak abla seni geçti bile. Ay ay ay. Diyeceğim şudur, güzel bir gösteri olsun. Hakikaten bazı duruşlar gözlemliyorum. Ben mesela adam eğlenmeye geldim. Mesela kardeşin durduğu gibi. Hiç gülmeyeceğim duruşu diye bir şey vardı, tamam mı? Baba kasar böyle bak. Öyle ifadeler çok gördüm. Daha sonra onlar o kadar pişman oldular ki ulan tüh be gün böyle geçti diye. Mesela ön sırada oturmanın sorumluluğu var dedim ya kardeş, inanmazsın öyle bir şey var gerçekten. Zorlama hiç, inanmazsın yani gerçekten. Böyle bir şey var. Abi hakikaten İzmir'de bulundunuz mu daha önce bilmiyorum. Çünkü bir dönem orası iğrenç geçmişti niye? Yani orada mıydınız diye şey yaptım. İzmir'de Karşıyaka'da başıma bir hadise geldi kardeşler. En ön sırada mesela bir abla oturuyor. Ön sıralar genellikle o tip yerlerde belediye falan oluyor, tamam mı? Böyle davetiye, beleş dizayn sizin gibi. Böyle oturuyor bir tane abla var en önde. Aynı bu abla gibi ama daha genç, daha iyi giyimli birisi. Çıktım böyle anlatıyorum, güzel de bir gösteri, gülüyoruz falan filan. 1500 kişilik bir mekan orası, düşün ya hesap et. Biletler de 1 milyondan. Bir hesapla. Bak kendine geleceksin, bir hesapla. Çıktım böyle anlatıyorum. En ön sırada bir tane abla oturuyor böyle. Kasmış ama kendini, tamam mı? Böyle yüzde kavuşuk bir ifade vardır ya, kardeş bilir. Hakikaten böyle ön yargılı izleyici vardı. Gelir böyle durur bak. Öyle kasmış ki abla, yüzünde şöyle bir ifade var. Kim bu orospu çocuğu diye. Ya yemin ediyorum bu kadar, bu derece sert yani, acayip bir şey. Ya çıktım anlatıyorum böyle. Genelde gülünüyor, tamam mı? Yani yalnızca ablayı da eğlendirmeye gitmemişiz, bariz bir şey ama insanın gözü takılıyor, tamam mı? Tam en önde böyle. Gülmüyor. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, bir saat gülmüyor kadın. Deliriyorum böyle. Niye gülmüyor? Niye? En önde çünkü. Ara verdim neyse, gittim arkaya. Ya niye gülmüyordu? Niye gülmüyor? Çıktım ikinci bölüm başında sordum. Abla dedim, niye gülmüyorsun? Ben Avusturyalıyım dedi kadın. Ben azan yiyorum dedi. Siz buralısınız değil mi abla? Ya başka bir nedenden anlamıyorsun yani. Güzel bir gösteri olsun isterim. Sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? Birazdan anlatmaya başlayacağım hikayeleri. Böyle de dedim ki ben böyle maymun gibi çıkıp bir de anlatmayacağım. Böyle çıkışım var. Başı belli, sonu belli. Giriş, gelişme, sonuç olarak devam edecek. Sorusu olan var mı? İsmail Dümbüllü'nün reenkarnasyonuyum ben. Nasıl efendim? Yetenekli miyim efendim? Kızınız mı konuşturtmuyor sizi? Çıkanlar ne peki? Konuşmayan haliniz mi bu? Kızınız sizi dürttü mü? Neyse ben de kızınızı dürteyim, zincir tamamlansın böyle. Neyse. Anneniz mi kardeş? Anneniz mi? Tamam, kapatalım annenizi nereden kapanıyorsa. Ben düğmeyi aramayayım yani şimdi. Size yemin ediyorum ki yaptığım işten zerre zevk almıyorum. Sizin kadar da gülüp eğlenmiyorum çünkü dediğim gibi parası iyi olmasa Allah hakikaten yapılacak iş değil. Gerçekten yani çok acayip bir iştir bu. Parası yani iyi para kazanıyorum Allah'tan ki yapıyorum. Ama bugünkü gösterimizin madem ki böyle bir durum var, özel bir durumu olsun. Sevgili izleyenler, bugünkü gösterimizin tüm geliri şu ablanın tedavisinde kullanılacak. Korktu, korktu. Şimdi diyeceğim şudur. Çok teşekkür ederim alaka gösterip gelmişsiniz. Aranızda illaki doldurucu gelip
ya gelmiş olan, doluşa getirilip gelmiş olan vardır. Çünkü bizde öyle misyonerler vardır. Bir gösteri hakkında hafif bir fikir sahibidir. Hemen dürter ve gel gidelim, öleceksin gülmekten diye. Yazık, o beklentilerle gelenler de bir hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ama o beklentilere birazcık olsun cevap vermek adına. Mesela hani tek başına sahneye çıktı, işte lider taklidi yapmadı falan dedirtmem ben kendime. Onu da yapayım, aradan çıksın, daha sonra beklenti olmasın. Çocuk tadalıyor mu gösteriden? Tuna. Hazırsak başlayalım. İlk oyunumuz gürz atmaca. Atıyorum, tut. Ama ellerini kullanma. Kafaya çık. Ömür boyu burada broş olarak taşı böyle. Şaka değil, gerçek gürzdür ha bu bak. Gerçekten çok sakat anlar yaşıyorum bazen bunda. Bir keresinde koptu bu. Bu ikinci gürz. İzmir'de satılıyor bundan. Sallarken böyle yemin ediyorum ki koptu buradan. Ama Allah'tan geriye doğru düştü. Sonra da Kayseri Belediye Başkanı oturuyordu. Az az ödüllendiriyorduk abiyi böyle. Vallahi çok sakat şeyler. Güzel bir gösteri olsun. Çok da iddialı değilim. Mükemmel bir çıkışım var, onu yapacağım, başlayacağız. Hepinize bana rağmen iyi eğlenceler dilerim. Işığı kapat, müzik ver, insanları eğlendir. Hadi eyvallah. Amca ölecek. Abla, ışığı takip etmek zorunda değilsin. Ama sen bunu yapıyorsun. Bir şeyi de merak ettim arkadayken. O ıslık çalanların atları gelmedi mi? Niye ıslık çalıyorsunuz? Islık bir beğeni bildirgesi midir ya? Ne acayip. Diyeceğim şudur sevgili izleyenler. Amca, senin için söylemiyorum. Karizmatik çıkışımı yaptım. Kendi çapımda bir lazer gösterim vardı. Onu yaptım. Çünkü ayıp yani, sahneye çıkıyorsun, bazı gerekler var. Yerine getirmek lazım. Öyle hani aman işte hiç taviz vermeden çıkıp traylayla hikayelerimi anlatıyorum falan demek de olmaz. Ayıp yani, sahne önemli bir şey. Öyle yataktan kalktığın gibi geliyorsun ama bazı gerekler var. Mesela ilk intiba diye bir şey vardır. Amca bilir. Hayır, eski laftır diye söylüyorum, bilir o intiba. Çıktın mesela, seyircinin gönlünde bir taht kuracaksın, öyle bir şey vardır. Mesela sahneye samimi çıkış diye bir şey vardır ya. Gelir böyle bak, ay 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 ay, siz gelmeseydiniz ben gelecektim size der gibi. Şimdi böyle gerzek, kurgulanmış bir samimiyeti burada yiyecek kimse yoktur diye düşünerekten, tabi o zamanlar ablayı hesaplamadık. Böyle bir çıkış tarzından vazgeçtim. Çünkü yani böyle ama yalandan yere, mesela beni sizler var ettiniz, beni özellikle şu bölge var etti falan gibi. Böyle salak şeyleri yiyecek kimse yok bu çağda artık. Onun için onu yapmaya gerek yok ama karizmatik çıkış gerekli. Çıkacaksın, bombayı patlatman lazım. Öyle bir şey vardır. Nasılsın? Eğleniyor musun? Hayır hayır, arkadaki. Seni rahatsız ediyorsak çıkalım istersen. Orada böyle takılan bir adam var ha, baksana. Ne güzel koltuk. Ne oldu lan, delirdin, koltukla takılıyorsun mu? Ortaya salata falan, oraya. Karizmatik çıkış diye bir şey gerekli hakikaten. Çıkacaksın böyle şatafatlı falan, lazer göster. Öyle çıkışlar vardır ya, süperstarların öyle şatafatlı çıkışları vardır. Çok belirgin örnek var mesela elimizde. Michael Jackson'ın sahneye çıkışı o tip bir şeydir ya. Adam çıkar, alttan üstten lazer, duman, bir kırmızı verelim, bir canlandırayım. Michael çıkar hakikaten böyle. Lazer verirler, duman verirler. 14 dakika bir şey yapmadan durur böyle. İnsanlar yırtar böyle. Michael, Michael, Michael.
Jackson, Michael, Jackson diye yırtar millet kendisini. Abi de tık yoktur. Hiçbir şey yapmaz. Çünkü yapmaz. Zamanında yapmış ya adam. Hani orada yapıp da yetenek göstermenin manası yok diye düşündü yani. Çok yaptık zamanında boş ver hiç girme diye. Müzisyen arkadaşları da şey diyor arkasından baksana. Michael girelim mi abi? Yani başlayalım mı bir an evvel diye. O da şey diyor. Bırak iyice bağırsınlar sonra başlarız. Hiç şey yapmayın rahat olun. Şimdi tamam ben de böyle çıkayım lazerli dumanlı ama bize gelmez öyle çıkışlar. Açalım ışığımızı abi. Bize gelmez öyle çıkışlar çünkü arkada bir yerde tasarlıyorsun. Kurnaz bir şekilde nasıl karizmatik çıkarım işte böyle mi, böyle mi çıkayım, böyle mi çıkayım diye. Tasarlıyorsun ve kısacık bir zaman diliminde harcıyorsun malzemeyi. Ya karizmatik çıktın çıktın. Diyelim ki denk getiremedin. Bir anda böyle maymun gibi çıktın. Artık o andan itibaren geriye dönüş yok ya bak. Diye. Yani tight araya girdi bittin. Tight'ı çıkarayım derken karizman gidiyor bu sefer. Tight'a endeksli karizma bize gelmez. Şimdi bizden birisi böyle bir star oldu diyelim ki. Misal böyle bir star oldun kardeş. Misalen söylüyorum evde zorlama star olacağım diye. Çıktın hakikaten böyle 100 bin 200 bin ki izliyorsun. Kırmızı verelim kardeşe. Çıktın böyle olayı bitirmişsin hakikaten. İnsanlar bağırıyor. Adını bilmiyorum ödev yapıyorum idare. İsim neyse Cem. Fark etmedi aslında. Hen. Yani iki hece değil yalnız. Hen. Mesela sen türbünlerde mesela bir tek taraf olduğu zaman bile yetiyor sana. Hen. Hen. Olayı bitirmişsin hakikaten lazer duman vermişler. Sen kafanda çözmüşsün mesela ama baban gelse ya bir anda sahneye bak. Ne oluyor lan serseri diye. Şimdi ne yapsam babana yaranamazsın ya. Sen olayı bitirdim diye takılıyorsun orada böyle. Baban kulisten bakacaksın acır gözlerle bakacak böyle bak. Zamanında sigortalı bir işe veremedik oğlanı diye. Üzülecek adamcağız senin için. Bize gelmez onun için öyle şeyler lazer duman şataman. Açalım işi. Hemen formatımızdan bahsedeyim. Daha sonra beklenti olmasın. Çıkış meselesini hallettik. Şimdi burada birkaç malzeme var. Onları kullanarak bir iki parça bir şey anlatacağım. Hemen malzemeleri açıklıyorum. Çocuk var, abi var, abla var. Bazen teyze oluyor bilmiyorum. Burada bunlar var. Birkaç malzeme. Bu kaç malzeme. Koltuk var. Hatırlatayım herkese. Daha sonra karıştırmayın. Koltuk budur abi. Kürsü var. Bilimsel konuşmalar için kürsüyü kullanıyorum. Mesaj verilmesi gerektiği zaman buradan veriyorum. Bakın. Arkadaşlar. İnsanları sevin. Sev insanı sev. Sev insanı. Sev insanı. Bakıyor insan mı diye bakıyor Allah'ım ya. Bak paranoyak olmuş adam. İnsanı sev diyorum böyle yaptım ben. Abi yanında robot olma ihtimali yok ki ya sev ya. Özür dilerim abla. Sevelim birbirimizi. Sorarlarsa gösteri sonrasında çocuğun mesajı neydi diye. Kitap en iyi arkadaştır, insanları sevelim. Mesajlarım bunlar. Ki zannetmiyorum soracaklarını. Şimdi benim olayım şudur. Hemen meseleyi açıklık getireyim sevgili izleyenler. Ben yaklaşık 3,5-4 senedir, hatta ikisi de yani hem 3,5 hem 4 senedir. Ona daha yeni gitti eski, değil mi? O şimdi Michael'a gülüyor. Zamanla toparlayacak mesele ya ya. Böyle grubun dışında kahkaha olduğu zaman var ya ona ben o kadar gülüyorum ki bak mesela öyle bir numara vardır tamam mı? Onun adı şudur yani mesela grup güldü bak. O ne biliyor musun yani? Benim mizah anlayışım gruptan biraz farklıdır. O yani şey yapmak istiyor bak. Cem Bey aldım tamam. Siz orada ince bir şey yaptınız aldım ben onu tamam. Ulan ben anlamadım sen nereden anladın? Şimdi diyeceğim şudur. Karikatürle uğraşıyorum dedim ya. Siz çize biliyor musunuz kardeş karikatür? Hayır mı? Çizemiyorsunuz. Yapma ya. Biz hepimiz çizebiliyoruz. Amca dahil. Çizemiyor musun lan hiç? Hadi arkadaşlar sağlak sağlak. Neyse seni aramıza kabul edeceğiz ama bazı testlerden geçmen lazım. 5 dakika şu ablanın yanında oturacaksın. Dayanabiliyorsan bizden sindireceksin. Yalnız kalmak ne fena değil mi?
Neyse karikatür çizdiğim dönemde işte hikayeler bu gösteri yapma hikayesi oradan çıkmıştı onun hikayesidir bu. Dergi Beyoğlu'nda burada İstanbul'da Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada faaliyetlerini sürdürüyor. O binanın ilk 2 katında Levan Kültür diye bir mekan var. Geriye kaç kat kaldı? 3. Dinliyorsun lan iyi aferin. Ön sırada oturanların öyle bir numarası vardır ha bunlar dinlemezler bak. Nasıl olsa öndeyim bana ne. Pınar komik olunca beni uyandır. İki katlı bir mekan bir kafeterya. Orası açıldığı günden beri insanlar istiyor ki aman orada bir faaliyet olsun. Ne bileyim bir şiir okumak isteyen çıkıp okusun. İşte fotoğraf çekmiş onu orada slide gösterileri yapsın. Film çekmiş onu oynatsın falan da istek var burada bir aktivite olsun diye. O süreç sonrasında mekanda gayet aklı başında faaliyetler oldu. Mesela Tuncel Kurtis tiyatro sanatçısı abimiz abi bilir. Orada Şeyh Bedrettin Destanı'nı oynadı tek kişilik bir oyunda. O da tek kişi oynadı abartmadı fazla. Daha sonra Mehmet Esen diye bir abi geldi orada meddah gösterisi yaptı falan. Tabii bunlar tiyatro geçmiş olan insanlar bizim gibi maymun değil. Mesela şu ablayı görünce direkt onlar abla der, teyze demezler o derece kalifiye insanlardır. Bilirler yani olayı. Ben bilmediğim için bakma teyze dedim. Ama abla da burada bu alemde eskidir bayağı gerçekten. Yani yaşlıdır. Ya. Teyze zaten buradaydı. Bu inşaatı üzerine yaptılar o derece eskidir. Tekerleğin icatında çok katkıları vardır yani. İlk jant kabağını erkek kardeşi buldu teyze. Neyse Mehmet Bey meddah gösterisi yapıyor. Tek kişilik gösteri. İlgimizi çekti bizim de karikatürist arkadaşlarla. Bir gün dedik izleyelim. Ne anlatıyorlar, ne yapıyorlar falan filan. Mehmet Bey anlatıyor böyle hikayeler. Biz de böyle göstermek gibi olması böyle masada oturduk. Göstermek gibi. Görebiliyor musun oradan masayı? Bir de o masanın yanında şöyle bir şey vardı. Ne oldu hani görüyordun? Oturuyorduk böyle. Mehmet Bey anlatıyor hikayeler, anekdotlar, bilmem ne, şunlar, bunlar. Gösterisinin bir evresinde Mehmet cebinden bir gazete küpürü çıkardı. Gazete küpürü diyorum, dil olarak da yanlış kullanıyorum anlamına gelmesin. Hani onun doğrusu şeydir, gazete küpürü. Ama yani gündelik hayatta öyle bir dil kullanmadığım için hani buraya çıkıp böyle numara yapayım istemedim. Hani bakkal gibi şöyle konuşmuyoruz ya şimdi bak. Kemal amca, kaşer var mı? Ama yani gündelik hayatta öyle bir dil kullanmadığım için hani buraya çıkıp böyle numara yapayım istemedim. Hani bakkal gibi şöyle konuşmuyoruz ya şimdi bak. Kemal amca, kaşer var mı? Evet, kaşer. Sanırım kaşer yok. Korkarım sana kaşer veremeyeceğim. Korkarım ben de yan bakkaldan alacağım. Yok böyle bir şey ya. Onun için ben küpür gazete küpür diyorum. İdare edin siz doğrusunu biliyorsunuz nasıl olsa. Mehmet çıkardı küpürü okuyor. Böyle kocaman bir başlık var. Enteresan bombayı patlatmışlar. İşte Türkler uzayda. Türkler uzayda diye böyle bir başlık var. Uzay çiftçileri diye bir roman yazılmış. Ali Nar diye bir beyefendi yazmış romanı. İşte o küpürde kitaptan böyle özetler var. Alıntılar yapılmış kitaptan. Enteresan bir kitap. Adam böyle kendi meşrebince yazmış tabii. Hani çok naif mi düşünüp yazmış yoksa art niyetim var tam bilmiyorum ama Uzay Çiftçileri kitabın ismi. Benim elime de geçti kitap. Böyle bir özelliği var kitabı. Uzay Çiftçileri misal kitabın adı. Kapağında bu yazıyor. Kapağı kaldırıyor. Şey var. Uyarı. Bu bir bilim kurgu eseridir. Uzay Çiftçileri. Ya ben de aşk romanı diye saldırmıştım. Ya iyi oldu uyandırdığın gerçeklerin Ali. Neyse anam yazmış Ali Nar böyle bir kitabı. Böyle hikayeler var. İşte adam enteresan da uzayda böyle İslam Birliği'nden falan bahsediyor. Balatayı sıyırmış bilersin biraz da. İşte bizimkiler orada böyle bitki, böcük falan yetiştiriyorlar. İşte böyle eşek falan yetiştiriyorlar. Böyle durumlar var. Uzay gemisi var böyle. Refref diye mürettebat var. Onların da isimleri garip işte. Böyle Hasan 2, Abdülkerim 4 falan gibi isimler. İşte okuyunca anlıyorsun ki senin için söylemiyorum ya. Genelde biz okuyunca anlıyoruz diye söylüyorum. Hasan 2, Abdülkerim. Yani bunları okuyunca diyorsun ki bunlar yüksek ihtimalle Türk robotları. Türk sibernetik organizmaları. Sen biraz donuk bakıyorsun. Bak anlayasın diye cümle içinde kullanacağım. Sibernetik organizma. Ben sibernetik organizma gördüm. Bak cümle içinde kullanınca nasıl zihnin açıldı bir anda. Öyle gerçek bir aktivite vardır kardeş bilir. Öyle bir şey vardır ya anlamadıysan cümle içinde kullan diye salak bir şey vardır. İlkokula giden var mı aramızda? Amca? Hani Babil döneminde diye. Tuna kaça gidiyor? Tuna kaça gidiyorsun güzelim? 5'e. Benim bir arkadaşım var orta 1'e gidiyor.
İlla uğraşacak ya çocukla zorluyor. Beşe. Beş bana gelemediğine göre ben beşe gidiyorum. Ne iddialı çocuk ya maşallah. Ne güzel. Bu aynısının kurutulmuşu var bizde. Beşe gidiyoruz ilkokul yani. Bilirsin o zaman. Neyse uzay meselesi şimdilik bir kenarda kalsın, ben bu hikayeyi anlatacağım. Siz bana hatırlatın abla, tamam? Siz efendim. Uzay diye daha sonra bana söyleyin, kaldığım yeri hatırlatın, ben de anlayayım. Uzay deyin, ben anlarım, tamam? Mesela uzay deyin. Deyin efendim uzay. Bakın anladım yani. Ya provasını da yaptık, daha sonra bunu yapacağız, tamam? Hafızanız iyi midir? Hafızanız diyorum. İyi mi? Direkt hafızanızla konuşayım isterseniz, siz konuşun. Daha sonra bana uzay diye hatırlatın, tamam? Yani, ama gülmeyin arkadaşlar, o kadar kolay bir görev değildir ha. Yani hatırlatacak arkadaşın bazı kualifikasyonlara sahip olması lazım. Kardeş, ben kualifikasyon gördüm. Sen duruldun orada ama olsun. Benim hafızanın tamamını kullanmayalım ha. Yani eve böyle gitme abi. Uzay de bana daha sonra, ben anlarım, tamam. Anlamadıysan cümle içinde kullan diye salak bir aktivite vardır dedim. Böyle bir şey vardır. Gerizekalı aktiviteler bölümü diye bir şey vardır. İlkokulda Türkçe kitaplarında böyle okuma parçası arkasında gerizekalı aktiviteler bölümü vardır. Şey gibi mesela. Bunları bilelim. Ya neyi ya? Bunlar. Bunları bilin, ben de bunları biliyorum. Başka bilmiyorum zaten. Bunları bilelim. Bak bilelim, öğrenelim. Sevinelim, coşalım. Eğlenelim, delirelim ya Rabbel alemin diye. Onlar hep böyle iki eğlenmidir, tamam mı? Mesela anlatalım, şaşıralım. Ya hayırdır? Öğretmenim yalnızca anlatsak, hayır. Hazır anlattın, şaşır yavrum. Bak arkadaşın ne güzel şaşırıyor. Çok acayip, çok. Şurada hiç gülmemiş ya, yazık. İlk defa burada gülüyor birkaçı. Ödevsel bir durum vardır bu aktivitelerde. Şimdi okuma parçası içerisinde bir kelime geçiyordur. Merci der ki, merciyi gördüm. Merci der ki, ya çocuk bu kelimeyi nereden bilsin? Gidip bunu evde cümle içinde kullanıp gelsin, daha iyi kavrar mesela diye. Kelime de hakikaten böyle alakasız bir şeydir. Yani bir ilkokul öğrencisinin böyle gündelik hayatta sıkça rastlayamayacağı tarzda bir şey, böyle dör falan gibi. Böyle bir kelime çocuğa verildiği zaman %99 oranında hep şöyle cümleler kurulur evde, bak. Ben kondansatör gördüm. Ulan nerede gördün? Gördüm ben. Göründü bana öyle geldi diye. İşte bizim orada kondansatör varmış, haberim yok benim falan gibi. Ya da babana falan böyle gönderme yapar. İşte babamın kondansatörü var. Vallahi diye. Vallahi ile bitiriyordun cümlenin sonunu. Çok klasik sohbet malzemesi. Sen uzayı birazcık daha güzelim ben. Sana da abi. Çok klasiktir bu, hani ders kitaplarından, eğitim sisteminden falan bahis açıldığı zaman laf dönüp dolaşıp şuraya gelir, denir ki ya okullarımızda müfredat gereği bize böyle abuk sabuk şeyler öğretiliyor falan gibi, çok klasik konuşulur ya. Denir ki ya bu bilgileri bize sunuyorlar ama nerede lazım olacak da kullanacağız biz bunları falan. Hatta çok klasiği var, denir işte ya sivrisineğin sindirim sistemi neden öğretirler bize, nerede lazım olacak bize falan gibi. Benim de matematik dersleriyle alakalı böyle sapladığım bir iki parça bir şey var, eğlenceli. Problem dünyası ile ilgili. Öyle bir dünya vardır ya, problemler vardır. Yıllar yılı çözmüşüzdür böyle. Orada yaşayan kahramanlar var hakikaten. Onlar problemdir. Ayşe, Ahmet, Mehmet böyle. Çekileyim, problemliyim ben. Çekil. Kaç kilo domates alacaktım acaba? Ay diye. Onların öyle bir dünyası vardı ama onlar devamlı problemli. Sen onların kesinlikle manyak olduğuna kanaat getirdim. Ya şu tarz problemler de iyice belirginleşir. Mesela adam gelip şeyler ya. Ahmet'in boyu Mehmet'in boyunun iki katının 40 eksiğidir. Cengiz'in boyu ise onların boyları toplamının yarısından 3 fazladır. He? Ulan hanginiz kısasınız? Ya biri gelip bunu kafadan söylesin değil mi? Ha gelip ben Mehmet'ten kısayım diyemiyor adam. Belli ki bunu kompleks yapmış kendine. Lafı dolandırdıkça dolandırıyor. Onların boyları toplamı var ya, ben yarısını eşitim onları der.
Yani fazla kurcalamayın, boyum çıkmasın rica edeceğim. Ulan boyun ne önemi var? Önemli olan iş ne mi? Bu aç... Abi dert etmiş kendini adam. Bir de onların manyak alışverişleri vardır ya, para Milli Eğitim Bakanlığı'nca karşılandığı için. Onlar parayı fütursuzca harcarlar, saçarlar. Allah Allah, alın alın. 8/2'siyle fındık alın, alın alın diye. Problemlerin en çok para harcayanı ben olmak istiyorum, al diye. Saçarlar parayı. Hiçbir problemde o problem kahramanının tasarruf yaptığı görülmemiştir ya. Ya şöyle problem var mı hiç? Problem no 5. Ahmet parasını harcamayacak. Lan git git, gidin buradan git. İmkan yok ya. Çünkü orada da bir çark var, onun dönmesi lazım. Tamam, sen orada harcama yapmadığın zaman esnaf geliyor böyle. Bak kasap geldi. Ahmet hayırdır? 4 problemdir geometri. Biraz hareketlendir Ali, rica edeceğim diye. Bu arada problem sayısını gösteren saat var burada bak. 4 problemdir geometri. O problemleri çözerken hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama. Ki zannetmiyorum düşündüğünüzü. Düşünmüşüzdür hepimiz. Şey vardır ya, şimdi paranın sınırı yok ya o problemlerde, böyle har vurup harman savururlar. Bir çocuk olarak kıskanırsın, tamam mı? Şöyle problemler vardır ya. Ahmet 20 kalem tıraş aldı. Üstelik her biri ayrı renk. Hiçbirini kullanmadı, attı. Nasıl olsa öbür problemde babası yine alır falan. Sen de deliriyorsun tabii. Ben ne zaman alacağım acaba o kalem tıraşlar rengarenk diye. O tarz problemler sınıfta çözülürken çok büyük rahatsızlık hissederdim. His dünyamda bazı dalgalanmalar olurdu. Şimdi o dalgalanma ile ilgili bir görüntümüz var. Buyur. Tamam. Teyze seçebildiniz mi görüntü ya? Güzel. Şimdi diyeceğim şu. O tarz problemler dediğim vardır öyle problemler. Ahmet'in 1500 lirası var. E bana ne? Bana ne lan ya? Ahmet'in parasından bana ne? Mevzu kafadan bana ne ile başlıyor? Ahmet'in 1500. Güzel. Netice nedir? Mehmet'in ise 2000 lirası var. Demek ki problemin starı Mehmet'miş. Ahmet'i yem olarak atmışlar oraya. Vermişler 1500, o keriz gibi harcıyor yazık. Ahmet parasının yarısıyla kalem alıyor. Şimdi senin derdin şu Ahmet, acaba o yarısına kaç tane kalem denk geldi diye. Sen böyle bölme çarpma çıkarmayla uğraşıyorsun. Sen uğraşırken o harcamaya devam ediyor. Paranın kalan yarısını 1/3 ile ise fındık alıyor. Ya gerçek hayatta bunları nasıl cereyan ettiğini düşünsenize, bak geliyor böyle kurye işçiye. Selamlar. Aleyküm selam, buyurun. Ahmet! Gene ne problem çıkaracaksın lan? Ahmet bu, hep küsuratlı alışveriş eder bu. Bu bir alışveriş yapar, 4 şıkta bulamazsın, öyle iğrenç bir insan. Nedir? Hocam şunun 1/3'üyle fındık verir misin? Yalnız çabuk olanın problemden bekliyorlar benim diye. Ulan 100 gram iste versinler, 200 gram tamam, 1/3'ü nedir ya bak. Tam anlamıyla 1/3 lütfen. Çünkü ben ona göre harcıyorum, daha sonra problem çıkmasın diye. Ulan problemin kendisi sensin zaten Ahmet ya. Paranın geri kalanını ne yapıyor? Paranın geri kalanını ise Mehmet'e veriyor. Şimdi bunlar limited şirket ya. Aralarında lafı olmayan. Mehmet ne kadarsa ihtiyacın al. Yani şunun şurasına aynı problemin çocuğu üzerine. Sen beni kollayacaksın, ben seni diye. İşte aslında aktivitenin özeti de odur. Ahmet ve Mehmet zamanında parayı indirmişlerdi. Krallar gibi harcarlar. Sen de bir ilkokul öğrencisi olarak onların finansal işlerini kovalarsın. İşte Ahmet'in son durumu nedir? Mehmet'in durumu ne olacak? İşte ilerleyen problemlerde o Gönen'deki araziyi alabilecekler mi acaba? Böyle bir kovalamaca durum. Neyse, nerede kaldık en son? Uza. Şimdi... Neyse, Mehmet dedim ya, böyle bir küpür okuyor Hasan 2 Abdülkerim 4 uzay bilmem ne falan filan. Okudu bitirdi bunu. Biz arkadaşlar dedim ya, takip ediyoruz böyle Mehmet'i, anlatıyor. Bitirdi küpürü, dedi ki aramızda Leman dergisinden çizer arkadaşlar var. Şimdi insan hayatına böyle gerzik kardeş bilir. Yani demin tecrübe ettiğin için söylüyorum. Topluluk içerisinde gösterilmek çok boktan bir durumdur ya. İşte mesela denir ki işte, aramızda gitar çalan bir arkadaş var bak. Bir dönem çalıyordum, bıraktım falan da diyemezsin de, böyle fena bir durumdur. Hani aramızda karikatürist arkadaşlar ama onlar da komik bir şey anlatacak, biz de güleceğiz durumu oldu. Dedi ki Mehmet Bey, Türkler uzaydan meselesi üzerine bir şey anlatmak ister misiniz? Arkadaşlarım tercih etmeler bir şey anlatmayı, ben kurtlu olduğum için dayanamadım. Evet, belki kurtluyum. Ama hangimiz kurtlu değiliz ki?
Böyle sürsüye gösterir, ne iğrenç. Böyle bir dil vardır ya, böyle bir sunuş vardır, iğrençtir. Mesela gelir bak, merhaba. Uzay. Evet, uzay. Yabancı değil, değil mi bu sözcük bizlere diye. Hala böyle adamlar var ya, ne iğrenç ya. Hani şey gibi o, şunu anlatma yani, bana yabancı değil, sizi bilmiyorum gerçekten. Ben her şeyi biliyorum hesabını. Çıktım anlattım bir iki parça bir şey Türkler uzayda meselesiyle ilgili ama çünkü meselede bazı motivasyonlar var. Motivasyon göresim geldi. Birincisi şu, malzeme komik. Bir dönem karikatürünü de çizdim ettim falan. Bu malzeme yıllarla çizilmiştir o başlık altında karikatür. Komik çünkü zıtlıklar ne kadar böyle durukta olduğu zaman o kadar komik olur ya. Türkler uzayda onun için komik bir başlık. Bununla ilgili yazı yazdınız ama karikatür çizdiğiniz zaman komik olur. Malzeme hazır çünkü öyle bıyıklı bir adama astronot kıyafeti giydirdiğin andan itibaren komik zaten o. Böyle beyazlar içerisinde kafada fanus var bak. O fanusun içerisinde sigara içenler falan var. Yani anlamıyorsun kesin. Böyle her şey yabancıdır aslında bize uzay filmlerinde abla bilir. Enteresan alet edevattan bahsederler. Kılık kıyafet hiç böyle gündelik yaşamda rastladığımızdan değildir. Ama biz kabullenmişizdir. Bir de o enteresan. Mesela garip alet edevat isimleri vardı ya. İşte lazer güç ünitesi. İşte bilmem ne pompası. Hede hede kalkanı falan gibi. Sen de böyle bakarsın. Uzay tabii lazım haliyle. Yani bizim durumumuz yok alamıyoruz ne yapalım diye. Böyle bir tevekkülle izliyorsun. Nedir bilim kurgu tecrübesinin? İşte atılan uzay gemisi vardır. Geminin bir güvertesi vardır. İşte kaptanın karizmatik bir kontrol paneli vardır. Bak güverteye geldi. Bak güverteden git. Bak çamurlu ayağınla girmişsin oraya diye. Dört skati gelsin. Dört skati gitsin. Dört ikiniz de gelin lan. Gel. Kaptan ben değil miyim anasını satayım diye. Dört ikiniz kalın ben gidiyorum hadi. Dört bakın bakalım orada mıyım ben bak. Deli. Dört çağırın bakalım gelecek miyim. Nasıl bir insanım merak ediyorum kendimi diye. Böyle değişik kombinasyonlarda direktif alışveriş yapılıyor. Mesela genel bir tavır vardır. Uzay filmlerini hep izleriz yıllar boyunca. Kek gibi, tavşan gibi takip ederiz ama genel bir tavır vardır. Onu bilmiyorum paylaşıyor muyuz? Böyle geminin güvertesinde bir tavır vardır. Duruş. Yani taviz vermez bir duruş vardır. Böyle dururlar bak. Yani uzaya gelmişler ya yüz göz olmuyorlar ya, öyle. Bırak gözü verme şey bırak. Uzaya gelmiş adamsın bir olma bunlarla diye. Böyle enteresan bir kılık kıyafetleri vardır ya, vücudu saran böyle streç elbiseler giyerler. Bir de o elbiseyi tamamlayan bir sembol vardır burada böyle bak. Siz hala insan zannedin beni. Hanginizin göğsüne basınca böyle söz çıkıyor bak. Amca sakın oynama. Başımıza iş almayalım yani. Böyle bir sembol vardır, onu böyle 40-50 dizide izlesen ne manaya geldiğini anlamazsın ama o hep vardır orada. Neyse neticede uzayda olmak deyince biz bu adamları biliyoruz ya işte Kaptan Kirk, Mr. Spock, Scotty, Teğmen Uğur'a, Doktor, Atalgan Uzay gibi şudur budur. İlk tecrübeler bunlar. Televizyonun ilk tek kanallı olduğu dönemde. İlk kanallı. Doğru. Neticede uzayda olmak deyince o adamları bildiğimizden Türkler uzayda hikayesi anlatacakken tabii ki de bu bilgileri baz alıyoruz. Baz almak. Bazal, Ali Bazal. Ali de Milli Eğitim Bakanlığı'na kadrolu bir elemandır biliyor bu inanılır tamam, okuma fişleri dünyası diye bir şey var. Ali Gel, Cemil Bayrakaz, Kaya Toputut, Oya İpatla. Bunlar mesela hakikaten yaşayan insanlar tamam mı? Böyle mesaileri var onların. Mesela Ali mesela geliyor. En eskisi Ali'dir onların. Ali Gel mesela tevhidi tedrisat kanunundan beri yürüyor böyle. Oy Ali Gel. Bir de destinasyon da önemli değil ha. Ali gel nereye? Direkt gel. Tamam geliyorum. Ali için en büyük sürpriz şu olabilir. Ben Ali gel diyorlar devamlı söylüyorlar. Yıllar yılı. Ali gel geliyorum. Ali gel. Geliyorum. Gel. Ali Atabin. Niye daha önce söylemediniz lan bunu diye. Çünkü Ali yürümekten ayakları toynak gibi olmuş Ali. Acayip. Dedim ya böyle adamlar var ha. Mesai bu ya hakikaten. Ali Gel, Cemil Bayrakaz, Kaya Topu'da takıdan bakanlıkta çalışıyor. 9-5 geliyorlar böyle. Uzayı birazcık daha aklına tutsana. Uzay meselesi daha sonra hatırlat bana gözünü seveyim. Böyle şey vardır. Gelirler böyle. Sen. Kaya Topu tut. Tamam efendim.
Ya bir ömür böyle geçer mi ya? Düşünsene bak. Kaya topu tut. Ben de abi tamam. Evde denemeyin bunu. Saydırayım mı? Hayır. Yalnızca tut kaya, tamam. Ya hazır top var, oynayalım ya. Hayır, oynamayın bak. Ya Ali tutsun, ben geleyim bari, ne olur rica edeceğim. Başkasına da devredemiyorsun görevi. Ali gel, Ali gelecek, öyle yok ya. Okuma fişleri çok komiktir ha. Yani üzerine hiçbir şey söylemeye gerek bile yok aslında. Söyleyip güleceksin, o derece komiktir. Bir iki tane hatırlatın, üzerine gülelim. Eskilerden, amca sen bilirsin eskilerden. Hayır ünlüyü sağ topu at. İsa çarmıha geril falan. İlk. Yapma oğlum yapma. Alkışlar enerjiyi harcama, boş ver. Başka yerlere yönlendir enerji. Var mı okuma bir şey hatırlatmak için? Gerçek olsa, böyle uyduruk bir şey olmasın. Vardı mesela. Pervasızlar vardı misal şey gibi. Baba bana at al. Vay be. La atın kilosu kaç para, senin haberin var mı? Eskiden orada bir incelik vardı böyle naif, hani baba top al, bal al falan. Şimdi direkt bak, at al! Daha sonra da sipahi ocağına yazdır beni. Ulan nerede yaşıyorsun sen ya? Sanki memlekette herkes böyle binicilik kulüplerinde geziyor. Bak, baba at al! Yavrum alamayız, durumumuz müsait değil. At al! Attan hoşlanıyorum ben. Yavrum alamayız, bal aldık ya, balla takas et. Annem üstünü tamamlar. Çok acayip okuma fişleri var ya. Mesela güvensizlik taşıyan okuma fişleri vardır. Şey gibi mesela. Ayşe yat, uyu. Öyle okuma fişi var mesela. Ayşe yat, virgül, uyu. Adam böyle bir komisyon var ya, salak onlar, tamam mı? Ayşe yat, uyu. Adam hiç güvenmiyor ki Ayşe. Ayşe yat, virgül, uyu. Geçen gün de yat dedik, adam almışsın içeriye. O kadar acayip. Başka ne var okuma bir şey? Kime ben? Bu aynı Ali mi? İkinci jenerasyon Ali. Koş Ali koş, güzel. Hangi Emel bu? Şerin Emel mi? Emel Sütüç, yeni bir fantezi. Emel Sütüç. Emel Sütüç, bak ben de bal getirdim hadi. Sütüç bal, heh tamam. Başka? Emel Sütüç komik. Mesela bir tane seri var, o çok komik. Ömer mısır ye. Ömer üstüne su iç. Ömer betona otur. Meşhur bu, İshal Ömer. O bir seriydi. Seyreyle gümbürtüyü Ömer, seyreyle diye. Bir de insanı geri zekalı yerine koyan okuma fişleri vardır ya. Bugün bayram, eğlen coş. Yani sen salaksın ya, idrak edemiyorsun bayramı, ama biliriz. Bugün bayram, eğlen coş. İnanmıyorum. Çok komik, çok. Çok komik. Okuma bir şey hatırlatmadınız hala ya. Katılım Doruk'ta ya, gerçekten. İster... Zeynep bak bu at. Zeynep bak bu at. Ya bir insana bu kadar gerizekalı muamelesi yapılır mı ya? Zeynep bak bu at. Yani sakın lamayla karıştırma diyor. Zeynep nerede yaşıyor? Merkür'den mi gelmiş? Bak. Merhaba, ben Zeynep. Hangisi at? Ha, Zeynep bu at. Bu da ben. Halk arasında gerizekalı denilir benim gibi. Bak böyle bir tane vardı geçen gün. İzmir'de bir göz. Şimdi gösteride topu seyirciye attığın zaman başına enteresan şeyler gelebilir. Bir gün okuma bir şey hatırlat dedim ben. İzmir'de bir abi vardı. Aynı şu abinin ayarında. Ama daha gizemlisi bunun. Dedim bir okuma bir şey hatırlatır mısın abi? Adam şey dedi. Ayşe ata bak. Ya o kadar maksatlı ki lan. Böyle bir aktivite yok ki Ayşe ata bak. Nasıl bir şey ki bu? Belli ki bunlar iki yetişkin. Tamam böyle gelmişler. Bak Ayşe gel. Gel Ayşe. Gel Ayşe. Ayşe ata bak.
Yani oradan kafanda bir orantı kur. Ama daha sonra kızıyor da ha, kendine kızıyor. Ayşe yeter baktın ha. Daha lamaya bakacağız, yürün diyor. Hisar'da gene böyle bir kötü kalpli birisi vardı, gene gösteriyor, acayip yerlere yönlendirdi. Sordum böyle, okuma bir şey hatırlatmak isteyen var mı abi? Adam şey dedi, Ayşe tut, bak. Ulan dedim ki bu bir okuma bir şey değil, bu bir fantezi. Adam Hisar'daki gösteriyi kendi için bir fanteziye dönüştürmüş meğer. Neyse, uzay meselesi sen biraz aklına tutarsın birazcık daha, bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim, çok böyle sıkıştırmayalım hikayeleri. Şimdi, bir dakika kardeşim. Delirmiş adam ya. Ara verince başınıza bir hadise gelecek. Onunla ilgili uyarmak isterim sizdir aslında. Ha. Açsana bir dakika bütün ışıkları. Blok yapalım. Herkesi liseye gidiyor zannediyor bu. Dünya onun üzerinde dönüyor zannediyor. Blok yapalım. Sen dur biz yaparız blok. Şimdi diyeceğim şu. Ara verince başa gelecek hadise şudur. Mesela dedin ya bu tip aktivitelere mesela grup olarak katılmak, karınla, kız arkadaşına, sevgilinle falan gidersin ya. Böyle enteresan gerizekalı ataerkil görevler vardır. Mesela hanımla gitmişsindir. Yanındaki hanım sahneden ya da perdeden tam randıman alamaz, göremez. Mesela hemen yanındaki beyden böyle bir görev bekler. Hey der. Ercan göremiyorum. Ya doğuştan değil şu anda göremiyorum diyor. Sütün denk geldi bana. Sanki oranın mimarisinden sen sorumlusun. O gerizekalı görevi devreye sokarsın. Şey der. Tamam Merve, yer değiştirelim ben göremeyeyim haydi diye. Böyle salak görevler var. Bir tanesi de şudur. Ara verince başınıza gelecek diyeyim. Işığı kapatabiliriz. Mesela yanımızdaki hanım bu sefer şey der ara verince. Merve tuvalete gitmem lazım. Sen de şey dersin. Tamam ben götürürüm. Tuvalete götürme diye bir şey var. Tutarsın böyle götürürsün bak. Çok önemli bir görev ya, dünyayı kurtarıyor sanki bak. Tuvaletin önüne kadar gelinir abi şey der bak. Tamam sen yap ben buradayım. Yok ya. Girseydin. Güvenle yapabilirsin tamam, güvenle yapabilirsin. Tamam. Kapağı kaldır otur tamam. Evet ıkın tamam. Böyle bir bekleme evresi başlar tuvalet önünde bak. Bekler böyle bak. Tamam bırak o kendi düşer tamam. Beklersin ama yalnız değilsindir tamam mı? Senin gibi birkaç tane daha mal vardır orada böyle bak. Neden orada olduğunuz çok bellidir böyle. Adamlarla dakikalarını paylaşırsın. Ama hiçbir ortak özelliği yoktur. Konuşsan konuşamazsın. Elin adamına ne diyeceksin ki? Sizinkinin büyük mu abi diye. Muhabbet de açamazsın. Antalya'da Konya Altınçık Hava Tiyatrosu'nda başıma bir hadise geldi. Sahnenin hemen yanında kocaman bir tabela var tamam mı? 2x2 böyle. Amca 2 metre x 2 metre. Kocaman tabelada şey yazıyor. Büfe verce. Büfe verce. Yemin ediyorum aynen böyle. Hiç böyle tire falan yani büfe verce. Büfe verce. Ulan nasıl bir şey diye hayal ediyorsun. Kesin şöyle bir şey var. Gidip takılıyorsun orada böyle. Hocam bana 2 kaşarlı. Elimi yıkayıp geliyorum hemen diyor. Burada zannetmiyorum ki böyle bir fasilite olsun. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bir ara vereceğim ben. Çok kıymetli bir arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Bir 10 dakika o ilgilenecek sizlerle. Çok kıymetli alkışlarınızla Rasim. (Gülüyor)